Kumarhane işinde yaptığın ne kadar plan varsa hiçbirini başaramadın. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Efendim, aksilikler üst üste geldi. Mazeret dinlemeye gelmedim. Kumarhane konusu kapandı. Artık Çakır'la işimiz yok. O kurşun Laz Ziya ile birlikte Çakır'a da girdi. Şimdi büyük bir işe giriyoruz. Benim bağlantılarımı kullanarak Kuzey Irak'taki Kürtlere İsrail malı uçak savarlar satacağız. Sevim'in içinde ben, sen, Tuncay ve İplikçi Nedim olacak. Ben İsrail bağlantısını kuracağım. Tuncay gümrükten geçişleri halledecek. Nedim para koyacak. Sen de bu trafiği sağlayacaksın. Ve her şeyi gizli tutacaksın. Sen hariç. Kimse Sehem'in ortaklarını bilmeyecek. Bu Laz Ziya'nın alanı. Benim bu işle uğraştığımı duyarsa... Birincisi duyurmayacaksın. İkincisi, kumarhane de bizim alanımızdı. Ona kumarhane izni nasıl verildiyse bize de bu izin verilecek. Bugün verilmezse yarın verilecek. Dünya savaşı çıkacakken kendimizi kumarhanelere kapatacak halimiz yok. Pastadan biz de payımızı alacağız. Peki devlet? Amerika'nın Kürtlere uçak savar yollamasına engel olduğuna göre birilerinin bu işi yapacağını hesap etmişlerdir herhalde. Ama bu bizi alakadar etmez. Haklısınız. Şimdi git ortaklarla anlaşmayı sağla. Tuncay'ı mutlaka Sehem'in içinde görmek istiyorum. Onlara İsrail'le bağlantıyı kurduğunu, malların transferi için sadece haber beklediklerini, gizli servislerin bu işe göz yumacağını söyle. Tamam efendim. Siz hiç merak etmeyin. Tuncay akıllı adamdır. Bu işi kaçırmaz. Yer misin? Teşekkür ederim. Tamam efendim. Ben müsaadenizi isteyeyim. Hadi bakalım. İyi haberlerini bekliyorum.